Begüm Hanım efendim, ikinci yarışmacınız nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ulaşamadık, buluşamadık. Görüşemedik Melisa Hanım'la. Arzu ettiğimize ulaşamadık. Evet, yapardı aslında. Değil mi? Bir baştan garip bir şekilde butondan korkuyormuş. İşte basarsam ısırır mı filan. Öyle bir havanın içerisine girdi. Sonra süre azaldı. Süre azalınca koşmak zorunda kaldı. Koşarken de ayağı oraya buraya takıldı. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. Buyurun. Fizikle başlıyor. Boşlukta yaklaşık olarak 300 bin kilometre bölü saniye ışık. Hıza oluşan nedir? Işık. Fiziksel enerji ışıktır efendim. Hazır ışık demişken buyursunlar. Şöyle bir soruyla devam ediyoruz. Işığı yansıtmak yerine emen pigmentler dolayısıyla görünür olan bir rengi soruyorum size. Evet, neydi bu? Onun bir 5 harfli adı var. Ay siyah, kara. Kara, 400 puan daha. Tamam, bunlar zor. Şimdi daha kolayı. Hadi. Ama yine hep böyle ışıktan filan bahsettik ya. Yine onunla bağlantılı tamam. Denilebilir. Tamam. Aslında yarısından çoğu mastar 5 harfli ama siz 2 harfini arıyorsunuz. Öyle kabul edin. Tamam. Hava için bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Açmak. Açmak. Gayet güzel. Şimdi geliyor son 5 harfli cevap. Çok güzel başlangıç yaptı Begüm Hanım. Buyurun. Maşallah. Maşallah. Hem Ser'den geçti. Benden geçti. Yok benden değil. Ser'den geçti. Koruma görevlisi. Hem de koruma görevlisi. İki anlama da gelir. Bizden niye geçsin Allah aşkına? Bekçi. Bekçi değil. Değil. Ser malum kafa. Yani artık yani siper. Kelle koltukta adam. Kep başlık. Bak değil. Ama koruma görevli bu. Hem de koruma görevlisi anlamında kullanılıyor. Hem de böyle yani canını ortaya koyarak görevini yapan kişi. Bir harf alayım. Bir tane çıkarayım. Bir harf alalım. Neydi bunun adı? Şey. Yani eskiden evet. Çok daha böyle hani şehitliğe koşan adam. Allah fedai. Hoppa tamam. Azıcık sürenizi yedi. Bir şey olmaz. 6 harfli cevaplarda daha hızlı davranırsınız, toparlarsınız. Yanılmıyorsam İtalyanca'dan girmiş dilimize. Muşamba benzeri su geçirmez plastik. Kalın bez. Plastik değil. Kalın bez. Muşamba benzeri. Hışır hışır bir şey. Ondan daha kuvvetli. Su geçirmez kalın bez. Alez değil. Şuraya bir nokta nokta gerelim. Branda. Nedir? Branda. Brandadır. Haydi gelsin yeni sefer. 2 dakika 24 saniye var. 7 harfli cevaplara ulaşacağız. 2 dakikadan daha aşağı düşmeyelim. Geminin sol tarafı? Yanı. Yanı mı? Sağ da yanı. Sol tarafı. Ne denir ona? Geminin yanaştığı yer. Liman. Kıyı, yanak. Yanak. Geminin yanaştığı yer. Nereye yanaşır gemi? Limana yaklaşır. Sol taraftan yanaşır zaten de nereye yanaşır? Sahil değil, niye oranın adı? Gemilerin yanaşması için yapılmış şey neydi? Şey, açıklık, yarık, yanak. Ya işte yanak geliyor aklıma. Bir harf yanak alayım mı? Ya. Yanak mı? Bir tane. Sesli harfle başlıyor. Sağ tarafa sancak deniyor. Sol taraf neydi? Yanaştığı taraf. Nereye yanaşıyor? İskele. İskele! 500 puan değerinde. Haydi yarısı süreye dikkat ne oldu? 1 dakika 36 saniye var. İşte bu soru taşıyor sizi yarışmanın tam ortasına. Demiş ki yapılan bir suçlamaya karşı suçlananın tarafında yer alan sebepleri ileri süren makam. Ne tarafı? Tam Senem Hanım'ın soru. Evet. Bütün soruları sordu. İddia makam. İddia işte tam tersi. Tez şey yargı. Tam tersi. Savunma. Nedir? Savunma. İşte budur. 7 harfli biraz eski bir kelimedir. Halen kullanılıyor. Çünkü daha kibar bulunuyor. O yüzden. Buyurun. Midesinin içindekileri ağız yoluyla dışarıya atma. Arapça kökenli. Kusmaktır da o. Daha böyle kibarcası. Evet var. Estağfurullah ben kusmam. Nokta nokta ettim. İstifra. İstifra. 4-2-3. Gayet güzel. Şimdi hayvanlardan bahsedeceğiz biraz. Tamam. Önce genel bir tabir. Tamam. Sonra belli bir hayvanın adı. Buyurun. Şimdi genel.
Hem yere yatay büyüyen bitkiler hem de yılan kertenkele gibi hayvanlar için kullanılır bu söz. İyi diliyorum bunu da aynı hızla cevaplarsınız efendim. Biraz daha zor olabilir. Bir bakalım. Fırtına kuşlarının en geniş kanat açıklığına sahip olanı. Fırtına kuşları dediğimiz deniz kuşudur. He. Alın bir harf. Alayım, bir harf aldık alayım. Bir harf. Balina, beyaz balina. Balina, kuş. Hadi bir harf daha. Bir tane daha alalım. Aldık bir tane daha. Türkçe değil. Batı kökenli. Albatros. Albatros. Gayet güzel. Bundan biraz korkuyordum. Çok güzel oldu bu hadise. 35 saniye var elimizde. Oyalanmamalıyız tamam. Yine. Çünkü 4 soruya cevap vereceksiniz. Soru başına 10 saniyeniz bile yok. Tamam. Şimdi ortak konumuz geliyor. Bana bu hayali kahramanların tabiyetini söyleyeceksiniz. Bir harf alırsanız her şey çözülür gibi. Tamam. Kahramanın adını daha önce duymamış olsanız bile. Tamam. Ki kesinlikle duymuşsunuz. Tamam. Bir bakın. Haydi'nin tabiyeti. Almanya, burası. Durdursak. Almanya. Değil. Değil. Almanyalı değil. Harf istemişler. Alpler bu. Heh, nerede onlar? Ne İskandinavya? Dağlarda yaşıyorlardı. Alp dağlarında. Evet. Dağlarıyla meşhur. Neresi var? Allah. Hadi canım. Olmaz öyle dağlar filan. Haydi. Almanya. Hmm. Ne kadar da tarafsızım. Ben... Yapmayın. Ay vallahi gidecek. Gitti mi? İsviçre. İsviçreli. Hala kazanabilecek misiniz? 7700'e ulaşabilirsiniz halen çünkü. 9000'lere ulaşacaktık efendim. Başımıza böyle bir dert geldi. Ve sizi üzmek istemiyorum ama bu ortak konunun daha zoru. Kolay olanıydı Haydi. Allah. Bir bakın. Pollyanna'nın tabiyeti. Harf alayım. Nerelidir Pollyanna? Harf alayım. Harf istediler. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Vermont. Vermont'a gidiyordu zavallı. Amerika değil. Ne? Amerikalı. Amerikalı 700 puan değerinde. İki tane soru kaldı. 11 saniyede cevap verilecek. Buyurun geliyor efendim. İlki. İki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor. Nasıl sorulmuş? Fena halde hırpalamak. Yıkılacak harf duruma getirmek. Buyurun. Hırpalamakla aynı kökten geliyor ilk kelime. Ki P'si geldi fark ettiğiniz üzere. Yıkılacak duruma getirmek. Evi yıkılacak... Harap. Harap olmak. Harap etmek. Nedir? Harap etmek. Harap etmek. 400 puan değerinde. 400 nedir? 900 puan değerinde. İki kelimeden oluşuyor. Son sorunuz, son cevabınız. Tıpkı harap etmeye benziyor. Mekmak diye biten iki kelimeden oluşan bir cevap. Görelim nasıl sorulmuş. Yaşamı belli şartlar içinde... Yaşamı belli şartlar içinde devam etmek anlamında kalıplaşmış bir söz dizisi. Ölene kadar. Hı? Mekmakla bitmeli. Ha, Ömür. 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 Ömrüm. Ömür. Ömür geçirmek. Ya ömür da... almak. Ömür. Altı harfli olmalı. Altı ömür. Altı harfli. Saymak. Ömür. Mesela eziyetler, işkenceler içinde bir ömür çektin mi? Bir ömür... Ömür yaşadım. Ömür harcadım. Ömür... Ömür at... Sürmek ya. Ya niye böyle oluyor? Ne yazık ki aynı kaderi paylaştınız Melisa Hanım'la. Tamamen farklı tarzlarda yarışmış olmanıza rağmen zannediyorum Gökçe Hanım gelip bu uğursuzluğu ortadan kaldıracaktır. Önce size bir alkış verelim. Güzel. Vallahi güzel.